Tatlı sohbetlerden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yine karşınızdayız. Bugün siyahlar giyindim. Öyle özellikli bir durumu yok. Yani yanlış anlamayın. Öylesine hani kaplo görünmez belki falan diye düşünerek öyle bir siyah giyindim. Havalarda tam böyle ısınmış da değil. Onun verdiği belki bir rahatlıkla siyah giydim. Bir taraftan da şey derler ya hani siyah kiloyu göstermez diye belki ondandır. Efendim bu hafta yine çok önemli, çok güzel bir konumla evlerinize konuk oluyoruz. Bu hafta müziği konuşuruz, sanatı, kültürü konuşacağız. Birazcık Kıbrıs siyasi gündeminden, ekonomik sıkıntılardan birazcık sıyrılıp böyle bir 50 dakika bir nefes almak babında. Gerçi yine aslında konuşacağımız konular yine sıkıntılarla dolu bir konudur ama içinde müzik var, sanat var, kültür var, gelecek var, bugün var, dün var, yarın var. Bunları konuşacağız hepsini. Ben çok fazla lafı uzattım galiba. Hemen konuma dönmek istiyorum. Süleyman Akosman. Tabiri caizse Süleyman Tots. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya yani ben işte Akosman diye girdim, Tots dedim sonra çünkü galiba herkes Tots olarak bilir. Şimdi Tots aile lakabımızdı. Babadan gelen. Evet, babamın adıydı. Miras gibi bir şey sanki. Şimdi bizim memlekette bilirsiniz işte kimin oğlusun, kimin oğlusun, kimin oğlusun. Ondan sonra en sonunda artık o kişi yaparlar seni. Yani Tots olun. O artık Süleyman, evet yani Süleyman ismi kaldı en azından. Yani Süleyman senindir, Tots babamın şeydir. Yani böyle Tots senin aslında babamdan. Sen de herhalde çocuğa falan... Kısmet, hani kısmet bakalım, gibi kısmet olabilir, olabilir. Ama tabii öyle Süleyman Tots olunca o da kullandığım bir isim olarak kaldı. Çünkü insanlar öyle tanıdı. Ama yapıştı, güzel de durdu sanki böyle. Yani, çok da güzel. Sağ olun, takdiriniz yani. Sağ olun. Bir şey abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu seni keyifle ayırladığımın ikinci program. Hani doğrudur. Başka bir kanaldaydık daha önce. Yine birlikte bir güzel bir program yapmıştık. Aradan zaman geçti. Mutlaka değişik şeyler olmuştur, farklı şeyler doğru olmuştur ama ben hani o konulara girmeden önce ne yapıyorsun diye sormak istiyorum. Şimdi 1984 gibi bir proje vardı geçen yıllardan. Bu yılda tekrar başladı. Bir yıllara vermiştim. 1984 Bahçe'de bu Tots Akustik Project dediğimiz işte. Hiç provasız, belli parçaların üstünde. İmprovize, yani hissettiğimizi o an üretmek, hissettiğimizi çalmak için böyle. Popüler müzik dışında ama yine de popüler olan şarkılardan oluşan böyle bir repertuar. Hı hı. Ve işte çok beğendiğimiz bir istek gelirse iPad'i hemen orada açıp akorları görüp orada onu çalıp ifade etmek. Hı hı. Öyle bir proje işte çarşamba günleri. Gidiyorum orada 84'te arkadaşlarım. Spontane bir birliktelik. Yani bize göre spontane, başkasına göre bilmem nasıl algılanır. Hı-hı. Ama bir müzisyen sen performans yapman gerekir. Yani ben bu önemli. Bir virgül koyalım. Ben bir şey paylaşmak isterim izleyicilerimle. Telefonda konuşurken ya lütfen dedim gitarınla beraber gel. Hı-hı. Hani bir kısa bir performans da burada yaparız. Yok dedi. Burası hani sahne farklıdır, televizyon ekranı farklıdır. Hiç yapmadım böyle bir şey dedi. Kötü niyetten söylemedim ya. Heyecanlanırım ben. Yani bu kötü niyetten değil. Hayır, sahne, kötü niyetle olduğunu söylemedim de yani o hani sahnede rahat rahat böyle. Evet, sahnede daha rahatım. Çünkü müziğin yapıldığı yer olarak ya da stüdyoda, hı-hı, kayıt esasında. Orada yani benimle ilgili bir şey herhalde. Daha gençken hiç umurumda değildi. Böyle alır gitarı gider ederdim ama şimdi... böyle sahnede olunca daha fazla rahat edebiliyorum. Burada, hı-hı, böyle çok rahat edemiyorum. Gitar yani onun şeyi nedir? Yani. Hiç bilmem. Yani onu farklı bir psikolog. Evet, bir psikolog gelirse ona lütfen bu soruyu sorun. Ben de izleyeceğim ve notumu alayım. Hani çünkü... tamam şeyi anlarım. Mesela hani ben şarkı söylerim. Hani kekeme bir insan bile hani şarkıyı çok düzgün söyler. Evet, doğru. Kekelemeden bir akıcı bir şekilde söyler ama normal konuşmaya döndüğünde kekelemeye başlar. Hani bunu, evet, anlarım. Ama hani konuşmak sıkıntı verir. Ben şarkıyı söyleyeyim diyenler var. Bu da enteresan bir şey. İşte ben de her şeyi anlamıyorum. Kabul etmeye çalışıyorum. Kabul edince kapılar kendilerden açılır. Ve anlamaya başlıyorsunuz o zaman. Onun için hiçbir zaman ısınamadığım bir konu oldu.
bir zamanlar katıldığım programlarda oldu yani. Hı hı. İşte Ersen Suri'nin programı vardı. Hı hı. Yıllar önce ben de Londra'dan tatile gelirdim her zaman. Hiçbir zaman bağımızı koparmazdık zaten. Geldim de işte Ersen'in, Soner Ersen vardı yine. Piyanist, hı hı. Magosa'da, Blue Note Bar. Soner'le katıldığımız programlar oldu. Katılmadım değil yani geçmişte. Ancak hiç alışılagelmiş bir şey olmadı benim için enstrümanla programa katılayım. Pek yapabileceğimi düşünmüyorum. Hani o kadar da böyle sahneye çevirdik işte. Sarı koltuk var, mavi işte fon var. Ya aynı yani bizim böyle... sahne hiç sorma. Hiç sorma. Aynı bizim sahne burası. kültüre sanata girelim istersen. Tabii ki. Ben böyle genel bir soru ile başlamak isterim programımıza. Çünkü biliyorum hani devletin kültürel ve sanatsal yapısıyla da birebir alakalı bir durumum var. Hani müzik yanı sıra. Ben bakış açısını hep çünkü buraya davet ettiğim bütün konuklarım, yani genelde şimdi müzikle, sanatla uğraşan bütün konuklarıma soruyorum. Devletin kültür ve sanat politikasını, bakış açısını onların gözünden, onların ağzından duymak için soruyorum. Sen müzisyen ve bir de akademisyen bir kimliğin var. Bunu çerçevede kültür ve sanata bakış açısı, kültür ve sanat beraber söylüyorum alışkanlık, dil alışkanlığı ama. Aynen öyle. Genel çerçevede kültüre ve sanata bakış açısı nedir? Nasıl değerlendirirsin bunu? Yani kültür ve sanat demek iyi, güzel. Yani kültür ve sanat. Hı hı. Bana geliyor ki çoğu insan bunu söylerken bir anlam olarak kültür, sanat. Kültür ve sanat. Tek kelimeymiş hı hı. gibi ama değil aslında. Yani kültür bambaşka bir şeydir. Sanat bambaşka bir şeydir. Sanat hiç daha önce görmediğiniz, anlatamadığınız, anlayamadığınız bir şey de olabilir. Hı hı. Ondan sonra popüler oldukça, insanların yorumları geldikçe anlam kazanan bir şey olabilir. Bir kişi için başka bir anlam ifade edebilir, bir kişi için başka bir şey ifade edebilir. Sanatın bu subjektif, işte objektif bakış açısı getiren tarafları var. Sanat bambaşka bir şeydir. Kültür tabii ki bizim için çok değerli. Hı hı. Tanınmamış bir ülkedeyiz, ada ülkesisin. Hı hı. Kendine ait özellikle bugünlerde kimlik konusu üstünde epey tartışmalar evet. görüyoruz. Tabii ben o tartışmalara girmiyorum ama kimlik üzerinde çok tartışmalara girdiğinde kültür esaslı bir bağ vardır. Evet. Halk dansların, müziklerin, bunların işte bir bekring, çiftetellim. Tabii tabii her bu hepsi yemek kültürün vardır. Hı-hı. Ve bunlar aslında senin ne olduğunu belirtir. Karakterini, işte Hı-hı. kimliğini yine söylediğimiz gibi o tartışmaya girmeden Hı-hı. politik olarak. Çünkü bizim mesela badayaz köften var yani. O senin bir kültürün Hı-hı. parçasıdır. Tabii bunu UNESCO'da kaydettirmek için belli çalışmalar yapmak lazım. Somut olmayan kültüre miraslarla ilgili bir çalışmalar yapıldıydı. Bir komisyonlar kurulduydu. Yine UNESCO'ya kaydedilsin Hı-hı. diye. Ama ben bu çalışmaları yapmak şey lazım. Olarak algılıyorum. Yani birilerine nispet olsun diye yapılıyor sanki. Mesela Hellim, Rum tarafının girişimlerinin arkasından Hellim'le bir mücadele, Hellim'i sahiplenme noktasına gelindi. Yani Kıbrıs Türk kültürünü gerçekten yansıtan işte yemek kültürü, işte halk oyunları, yaşam tarzı, tarzındaki bütün bu kültürü oluşturan bütün ögelerin bizimle bağdaştırılması ya da sahiplendirilmesi lazım. Şimdi oymacılık mesela el işleri, oymacılık bizim çok önemli eski evlere gittiğinizde her zaman böyle evin içinde o üstüne bardak koyduğun ya da annenin sürahinin üstüne böyle rafında deniz taşlarından toplanmış bir oymacık olur. Evet. Böyle kafanın sinek girmesi. Bunlar aslında bizim kültürel değerlerimizin parçası. Lefkara işi. Tabii lefkara işi. Birçok konu vardır. Ve bunların üstüne birçok da yayın vardır artık. Hı-hı. Eskisi gibi değil. Haster mesela değerli Hı-hı. bir dernektir. Gidip ziyaret etmeyenler olduysa gitsinler, Hı-hı. Haster'e görsünler. Birçok sivil toplum örgütü vardır aslında böyle sağlıklı, güzel işler yapan. Ancak bu ülkede bu tek başlarına ayakta durabilirler mi? Yani bir devlet desteği veya bir sponsorluk desteği almadan işte satışlar var mıdır yok mudur? Hı hı. Bunların tabii oturup bir analizini yapmak lazım. Ben hiç o ekonomik tarafına girmedim. Ama tutkuyla bu işi yapan birçok insan var. Ve bunlar artık kayıt altına hı hı. alınması gerekir. İşte somut olmayan kültürel miras komisyonu.
burada çok önemliydi. Komisyon da kuruldu. Yasası değil de tüzüğü belli bir çerçeveye konduğu, çalışma esasları vesaire belli bir çerçeveye konduğu yasadan tam emin değilim. Ancak onu çalıştırmak için birkaç kişinin ciddi, özel, pozitif çabaları var. Bu çabalar da gelirse bir noktaya en azından o kültürel tarafını artık kayıt altına almaya başlayacağız. Yani bizim ilk diyelim ki sandalyemizi işleyen el işçisi kim idi? Ve bunun biliyorsunuz o da bizim tarihi bir kültürel bir mirasımızdır. O işleme, o sandalye tarzı işte o hasır sandalyeler elde işlenir vesaire. Tabii semboldür aslında yani o sandalye. Tabii kesinlikle. Yani... Hatta şey var kahvede işte 6 tane sandalyeyle nasıl oturur? Kıbrıslı Türk. Bunlar tabii bizim kültürümüzün bence parçasıdır. Bunları kayıt altına almak çok önemli. Sahip çıkmak çok önemli. Ve işte mesela Haster bunu yapabilen kurumlardan biridir. O Selimiye Meydanı'nda da bir yerleri var. Tavsiye ederim. Gidilsin, ziyaret edilsin. Yani buradan en azından ulaşalım. Ben aktif bir üyesi değilim ama gidip görüyorum. Bu bağlamda mesela bir özel bir müze var. Kıbrıs'ın işte tarihiyle ilgili, kültürüyle ilgili özel bir müze var ama hani devletin yıllardır bununla ilgili girişimler olduğunu biliyorum, duyuyorum. Ama ortaya böyle bir şey çıkmadı. Bunun da kültürü ve sanatı, daha doğrusu kültürü korumak anlamında ve tanıtmak anlamında büyük bir eksi bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bir noksan olarak algılıyorum ben aslında bunu. Çok hassas bir konudur bahsettiğiniz. Şimdi müzenin oluşturulması için birçok etken vardır. Tamamen objektif konuşuyoruz burada hiç. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla böyle herkesin bir müze kurma birim olarak. Halbuki müze kurma bir kişinin işidir bu ülkede bence. O da eski eserler ve müzeler dairesi. Onların kapsamında orada yapılan belli çalışmalarda artık bir çağdaş sanat müze oluşturulması için bazı çalışmalar var. Bunların aslında hepsi pozitif ve oraya da güzel girişimlerdir. Turlar gidiyor oraya mesela. Turistler henüz daha oluşmadı o çağdaş müze. O kültürel miraslarına olan ilgili müze veya güzel yurttaki müze. Tabii burada ilginç şeyler vardır tabii. Veya Saint Barnabas'ın işte eski eserlere bağlantılı Kuzey Kıbrıs değil de Kıbrıs'da çıkan eski eserlere yönelik. Bilirsiniz Karpaz bölgesi çok zengin idi. Zaten bunun yanında getirilen sit alanları tartışması vardır. Yatırımcıların da her zaman gündeme getirdiği Anıtlar Yüksek Kurulu'nda tartışılan işte bu eski eserlerden dolayı Kuzey Kıbrıs'tan çıkan eserlerden dolayı sit alanı ilan edilen yerler vardır. Oraya yatırım yapılamıyor. O yatırımlar yapılamıyor diye işte bazı kişiler mağdur olduklarını söyler. Bazı kişiler ha iyidir, korunsun der. Bu uzun bir tartışmadır. Ancak hepsi bunların bu kültürel mirasın temelinden gelir. Yani bir şekil koruman gerekir. Tabii ki. Ama tabii yatırımcıyı da koruman gerekir. O konuyu da o dengeyi iyi korumak ucundan bahsetmeden geçmek lazım. Ancak her yapılan uygulama zamanına göre bir ihtiyaçtır. Kültürel açıdan bakacak olursak daha bizim çok 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 işimiz var. Sanatsal açıdan bakacaksak çok 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 işimiz var. Yine kültürde daha iyiyiz bence. Halk dansları özellikle gelişmiş bir sektörün var. Sivil toplum örgütlerin var. Halk dansıyla ilgili birçok var. Başarılıdırlar bu konularda. Yurt dışına gidip temsilcilik yapıyorlar. Ülkemizi temsil ediyorlar. Bunların hepsi pozitif. Ayrıca bir de Halk Dansları Federasyonumuz var. Kurulmuş. Bu federasyon çerçevesinde ben gittim, ziyaret ettim. Çok değerli hocalar var orada. İşte belli kitap çalışmaları yapılıyor. Nasıl olması lazım? Halk dansları, kıyafet. Hangi bölge nasıldır, müziğimiz nasıldır, nasıl ifade edilir, oradaki hareketler nasıl ifade edilir. Tabii bu çalışmaların hepsini görmek pozitif. Ama tabii bugünkü konjektürde bu gibi çalışmalar pek görülmez. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bugün bir eylem vardı. Yani biz de müzisyeniz, sanatçıyız ama dünyadan kopmuş yaşamıyoruz. Öyle bir rüyalar var galiba. Daha fazla etkilenir değil mi sanatçı? Yani her zaman değil ya. Kişiye değişir. Bakış açısı merak edilen insanlar da sanatçılar. Ya da duygusal zekayı geliştirmeyi öğrenin.
devamlı. Duygusal zekanın üstüne çalışır devamlı. Bir parçayı ifade etmek için, parça derken bir melodiyi ifade etmek için hocanın verdiği zamanda çalışın. Daha fazla duygu, burada daha fazla ifade. Tabii bunların farklı isimleri olur müziğin içinde. İşte burası daha legato olsun. Ama onun bir duyguyu ifade etmek için söylenen terimlerdir bunlar. Bu kapsamda tabii ki daha duyarlı bir insan olur. Bir de düşün, bir muhasip rakamlarla bir ilişkisi var. Senin insan sözleriyle bir ilişkin var. İnsan sözleri de tecrübedir. Hep bir tecrübedir veya bir melodi, bir ağlama, bir bunların hep empati kurmayı öğrenirsin. Peki ben bir şey öğrenmek isterim. Yani şimdi kültür dairesi, eski eserler dairesi var, tanıtma dairesi vardır. Bunlar mutlaka birbirine paralel çalışması gereken. Çünkü aynı hedef doğrultusunda varlıklarını sürdüren kurumlar bunlar, devlet kurumları. Kültürün bu kadar tartışıldığı ve hani tabiri caizse yerine tam oturtulmamış noktada olması, bir işte görüşmeler var, Kıbrıs görüşmeleri var, bir anlaşma noktasına da gidiliyor. Belki inşallah hani bir anlaşma sağlanır. Bu birliktelikte bu kültürün erozyona uğraması ya da bu kültürün, evet yıllardır aynı kültürü paylaşıyoruz, aynı havayı paylaşıyoruz, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Ortak yaşanmış kültürler de vardır bugüne taşıdığımız mutlaka, ama Kıbrıs Türk kültürünün farklı bir de özelliği vardır mutlaka. Yani bu ortak kültür içerisinde. Yeterli mi bu altyapı? Yani onunla bağdaştırdım. Yani Kıbrıs meselesindeki bağdaştırmam şey noktasında. Yani genelde de düşündüğümüzde kültürün geleceğe taşınması noktasındaki altyapısal hazırlığımız bizim gerçekten hani doğru noktada mı? Şimdi her kurumumuza baktığımızda kültür ve sanatla ilgili bir şey vardır. Bu tabii sorumluluk aldığını belirtmeyle da ilgili bir şeydir. Yani herkes bunu pozitif siyaset olarak da kullanan çok ortamlar görüyoruz. Buraya spesifik değil sadece Kuzey Kıbrıs'a. Dünyada her yerinde vardır böyle şeyler. Ancak Güney kapsamında düşünmeden önce bizim kendimize düşen görevlerimiz var. Hayır, ben yani örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü bu çok daha büyük bir tehlike sanki. Çünkü geleceğe taşıyacağımız en büyük miras kültürümüzdür. Bu noktada bu alt zemini kültürü geleceğe düzgün ve doğru bir şekilde aktarmaktır mesela aslında. Yok yok, biz yeteri kadar bu konuda görevimizi yapmıyoruz. Hiçbir birimin yaptığını düşünmüyorum. Elinden geleni yapan insanlar var. Bu kesin. Yani birçok dairede, bu kültür dairesi mutlaka, içinde geçerli, eski eserlerle içinde geçerli, Cumhurbaşkanlığında kurulan komisyonlar içinde geçerli. Herkes aslında elinden geleni yapar. Zaten burada sıkıntı bence birazcık da devreye giriyor. Elinden ama sanki geleni, o mücadele kısır döngü bir mücadele. Elinden geleni elinde olana göre yapar. Bence meclisin iradesidir burada önemli olan ve bu bütçeleri yükseltmeleri lazım. Yani kültür dairesi var olan bütçesiyle elinden geleni yapıyor. Ülkenin kültürü ve sanatı, ki sanatı henüz hiç konuşmadık farkındaysan, hep kültürde kaldı. Evet. Çünkü bence tamamen bambaşka iki öğe. Ama içinde yaşadığımız ortamda bu konu çok gündemde değildir bütçe anlamında. Eğlence anlamında, işte sergilerin açılması, bunların katılımların olması, bu anlamda tabii ki çok devamlı görüyoruz. Bu sergi açıldı, bu yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. Bir kültür sanat olarak ama inanın gerçekten böyle çok ciddi uğraşlarla yapılıyor. En ilginç sergi, gidiyorsunuz orada bir şeyler görmeye çalışıyorsunuz. Doğru kelimeyi de seçmek isterim. Çünkü basit diyemezsiniz. Hiç kimsenin ürettiği basit değildir. Her şey bir zordur ama gördüğünüz yurt dışında çok büyük organizasyonlar yapılır. Her şey böyle yağ gibi akar gider. Bir de bizde bir sergi düzenlemeye kalkarsınız. Yurt dışından da eserler özellikle gelecekse nasıl taşınacak, nasıl girecek, gümrükten nasıl geçecek, ağırlık ne kadar ödenecek, odur budur, yurt dışına gideceksiniz, bir hayli ağırlık parası çıkar. Bunlar bir sektör oluşmadığı için bizim ülkemizde hem sanatçıya hem devlete bir sıkıntı yaratmak. Bu da politika gerektirir ama, değil mi? Yani, işte tam yani özel, noktaya özel politika gerektirir bu. Meclisin iradesindeki buradaki kültür sanat politikalar ama. Her gelen siyasi Erkin'le ilgili değil. Benim birkaç
siyasi erkle çalışma şansım oldu. Ben hiçbir zaman kötü niyetli bir bakan veya kötü niyetli bir müsteşar yoktur. Herkes veya müdür, yani herkes biraz önce söylediğim gibi en iyisini yapmaya çalışır. Masaya en iyisini getirmeye çalışır. Kültür ve sanat zaten politikadan uzaklaşan bir konudur. Ne kadar da bağlı olsa politikaya bir sanatçı ifade eder. Bunların örneklerini daha sonra konuşuruz ama özellikle kültür politikaya çok yakın bir şey değildir. Bizim konumumuz için. Her gelen elinden geleni yapmaya çalışır, en iyisini yapmaya çalışır. Nerede kısıtlanır? Bütçede kısıtlanır. Kültür Dairesi'nin bütçesi gerçekten çok düşüktür. Ve geliştirilmediği takdirde şu anda iyi bile iş yaparlar diye. Yani ben mesela gazetelerde, basınlarda takip ediyoruz sürekli kültürel mirasımızla ilgili, eski eserlerimizle ilgili sürekli olumsuz haberler var. Sürekli olumsuz icraatlar var. Bakımsızlıktan yok olmaya yüz tutmuş, ne bileyim otlar içinde, tabiri caizse pislik içinde ama oraya turistin gittiği ve Kıbrıs'ın kültürünü yansıtan, geçmişini yansıtan çok değerli eserler var. Mesela örneğin bugün işte arıt mezarlar genelde şehrin dışına kurulur ama bizde çok enteresan bir şans. Girne'nin göbeğinde limanın orada arıt mezarlar var. Şu anda park yeri noktasında. Otopark olarak kullanılır. Ve bunu hani turistler kendi yabancı kaynaklardan araştırıp bulduklarında gidip bu manzarayla karşı karşıya kaldıklarında yani bizim halimizin ne olduğunu az çok kestirebilirsin. Yani bunlar işte hani kültür çok da fazla hani elle tutulur bir şey değil ama elle tutulur, gözle görülür, kültürü oluşturan kültürel mirasımızla da alakalar değiliz maalesef bu noktada. Hani bu da çok da fazla bütçe gerektirecek bir mevzu olmadığını düşünüyorum. Yani beyinsel olarak, yani düşünsel olarak gerçek anlamda hak ettiği değeri veriyor muyuz? Bir fiziki plan yani, yapmak. Evet, ben de çalışıyorum, çabalıyorum. İşte şu anda bu programı yapmamdaki en büyük amaçlardan bir tanesi de kültürü konuşmak, sanatı konuşmak, sanatçıyı konuşturmak, onun sıkıntılarını aktarmak ya da bir nebze olsun haddim olmayarak işte naçizane ben de bir şeyler, bir katkı koymak. Ama bundan ileriye gitmiyoruz, konuşuyoruz sadece. Bizim en fazla sıkıntımız sanki bu noktada ileri gelir. Yani bütçe hani ekonomideki izolasyonların arkasına saklanmak gibi geliyor. Çünkü bütçe olmadan mesela Okan Ersoy örneğini vermek istiyorum bu noktada. O sanata girer, o başka noktada. Tamam, yani o da hani kültür, sanat yani kavramı içerisinde bugün yaşadığımız bir gerçek. Verdiğimiz değer, hani ismini zikrediyorum buradan, kendine selam olsun, saygılarımı sunuyorum, gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Çok değer verdiğim bir sanatçı. Bizim için gidip Londra'da 15 gün fuarda işte ne bileyim hellim dağıtmaktan çok daha ileriye gitmiş. Çok daha etkin tanıtım malzemesi olarak kullandığımız, kullanabileceğimiz bir değer. Ama bugün farklı bir şekilde tartışıyoruz. Bana bu burada bu farklı şeyler getirir benim aklıma. Yani verilen değeri sanki gözler önüne seren bir nokta gibi geliyor bana. Çok güzel bir konu değişikliği oldu. İlk söylediğinize hitaben benim aklıma gelen bir ülkesel fiziki plan çıktı şimdi. Bunun içinde artık tarihi değerler, tarihi eserler aslında bunlar kayıt altındadır. Onu hızlıca geçeyim, onu cevaplayayım ben şusundan. Eski Eserler Dairesi'nde de belli bir çalışmalar vardır. Ben gittim, ziyaret ettim, buluştum. Daha iyi olabilir mi? Tabii ki daha iyi olabilir ama inanın gerçekten bütçe büyük bir sıkıntıdır. Özellikle eski eserlerde arkeoloji değeri olan bunlara dokunmak bile, o dokulara bakmak bile bir uzmanlık alanıdır. Bu da paradır. Bizim ülkemizde çok gelişmeyen bir sektör olduğu için çok göze batmaz. Ama yani gerçekten önemli bir noktadır ve para ister. Okan Ersan çok değerli bir sanatçıdır. Önce bilelim ki sanatçı olmak veya bir müzisyen olarak bakalım konuya. Sanatçılıktan önce müzisyen, şimdi kültürü bir köşeye koyarsak. Müzisyenlik efor ister.
çalışmazsan o platformda olamaz. Yani şimdi herkes ne derse ki ha Hüseyin Bolt bu dünyaya geldi, işte doğdu, ha 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 dedi ve koşturmaya başladı, 100 metre rekoru kırdı. Ya kendi kendilerinden dalga geçer bu gibi kişiler. O platformda, o seviyede olmak için efor sarf etmek durumundasın. Yetenek her tanrı herkese veya neye inanırsanız tanrı, gaya, herkese bir yetenek verir. Hı hı. Herkesin bir yeteneği vardır bu dünyada. Her yaşayan insanın, her yaşayan canlının hatta bir yeteneği vardır. Sadece bunu geliştirmek. Bunu geliştirmek çok kolay bir şey değil. Geliştirmek. Kolay bir şey değildir. Hem fiziksel olarak zorlayıcıdır, mental olarak zorlayıcıdır. Maddi olarak zorlayıcıdır. Maddi özellikle olarak zorlayıcıdır. Şimdi Okan Ersan bunların hepsini aşabilmiş bu platformda. Hatta biz bugün daha da özgür konuşuyoruz. Ben Okan'ı 20 yıl, 25 yıl önce de hatırlarım ki daha yine de aynı uğraşlarından çalışırdı evinde. Yani bugünkü konjektüre göre çok da rahat bir noktada. Rahat bir noktadasın. O zamanlar ne CD var, ne internet var, ne bir şey var. Kaset gelsin diye beklen, Londra'dan biri yeğenin geliyorsa bir plak diye gelsin diye iki ay beklen, plakı takan, dinlen, tekrar çalan, teknik gösterecek ne kadar çok insan var. Yok. Zaten iyi biri varsa da burada ne işi var? Yoktu o zamanlar zaten burada. Çekip kaçmıştı. Evet. Varsaydı belki de çok iyi müzisyenler var adını bile bilmeyik. Çektiler gittiler. Ya da farklı işler. Ama Okan burada kaldı. Evet. Onu çok takdir ederim bu konuda. Burada kaldı. Hiç kaçmadı. Bir ara böyle biraz Almanya'da yaşadığına dair bir şeyler okudum ama ben Okan Ersan'ı çok iyi tanıyan bir kişiyim. Okan ben Londra'daydım 12 yıl ve dedim ya ne gelmen? Hayır dedi ben. Kalacağım. Buradayım. Ben bu işi yaşadığım, büyüdüğüm yerde becereceğim. Ve Okan bunu becerdi. Çünkü sadece bir müzisyen, iyi bir müzisyen ve iyi bir sanatçı olması değil Okan. Branching musician dediğimiz, yani bir internet sitenin olması, işte dış ülkelerdeki, özel sektördeki şirketlerle iletişim kurabilmen, bir PRS'in Paul Reed Smith gitarlarının bir artisti olabilmen, bunlar yani kolay şey değil işler değildir. Bir de Amerika'yla bizim zamanımız da aynı değil. So, herhalde Okan muhtemelen çok uykusuz günler geçirdi. Çünkü biz uyurken onlar işler. Evet. So, sen o yazışmaları, konuşmaları, birebir telefon görüşmelerini, Skype'daki görüşmelerini yaparken o görüşmeleri ayakta olman lazım. Bunun yanında konserler, festivaller, bu dünyada çok geniş bir şeyden bakıyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs değil, böyle yüz ölçümü küçük de gidesin. Yani dünya çok büyük sabah bir yerdir. Sabah akşam gelesin. Dünya gerçekten büyük bir yerdir. Bunlara ulaşmak, bunlarla yazışmak, onların dilinde yazışmak nasıl yapacaksın? Translatörlerini bulmak vesaire vesaire. Branching musician olmanın, yani sektörel, profesyonel bir müzisyen olmanın yanında getirdiği sanattan ayrı çok ciddi konular var. Muhaseben var. İşte yurt dışına gideceksin. Başka ülkeler gibi değilik biz. Vizen var mı? Hadi sanat özgürdü. Dünya özgürdü. Nasıl özgürdür? Ama sıkıntıları var. Tanınmıyoruz. Pasaportumuzu tanımazlar. Nasıl gideceğim ben yurt dışına? Ülkede de genelge yayınlanır. Devlet katkısıyla bir sanatçı yurt dışına gidemez. Ya TC ya KKTC kimliği veya pasaportu olacak. Devlete de orada hak veririm. Yani bir eleştirim yok bu konuda. Eğer benim bütçemle gideceksen diyor. Yani devlet olarak söylemeyelim. Özel bir şirket olsun. Diyor ki, evet, ben sana sponsor olacaksam. Benim kimliğimle gideceksin. O da gayet doğal. Ama bu sefer gidemen mesela vize almazsan. Hadi Schengen vizesi alacaksın. Hadi onunla uğraş. Hadi oraya git. Belgeleri doğru falan. Yani sadece müzikle uğraşmak değil. İngiltere'deki bir müzisyen böyle değil ki. Biner uçağa ve gider. Sadece. Biner uçağa hem de Barcelona'ya yarım saatte 45 dakikada gider. Anladın? Bizim arkadaşlarımız burada, yani buna ben de dahilim inşallah. Tabii yani ki. Bir konsere gidecek olursan yurt dışında gitmeyelim daha yani, iyi yani burada. Ama işte bunu başaran arkadaşlarımız var. Okan çok Ersan kolay da bunların, bir süreç değil Okan yani. Ersan da bunların en başında gelen kişilerden biriydi ama. Bu da önemlidir. Böyle çok da böyle büyütmek istemiyorum konuyu. Çok, hayır yani ben de hani sürekli Okan Ersan'ı söylemek değil aslında amacım. Evet yani, ama yani ilkleri başaran kişilerden biridir. Ancak bugünkü konjektürde biliyorum sizin de bu Eğitim Bakanlığı ve bu konularla ilgili biraz bağlantınız var. Buradaki söz konusu sorun
Okan Ersan değil, ülkenin eksik var kültür ve sanat sıkıntısı. Politikalardır. Bugün Rüya Taner, 90'lı aslında. Rüya Taner de çok iyi bir örnektir. Rüya Taner de birçok konser verir yurt dışında. Ancak o da epey zorluklar çektiğinden eminim. Ülkede herkes bir şekil bu ülkede yolunu bulmak durumunda. Peki ne yapmak lazım bu noktada? Yani ters giden ya da eksik kalan bir şeyler var. Yani ya birincisi sektör oluşturacaksın. Geliştirmesi adına. Devlet altyapıyı yapacak sektör oluştur. Yani bir fikir ve sanat eserleri kanunu olacak. Biz şu anda özel bir televizyondayız. Patronlar sizi izliyordur. Umarım kızmazlar bana ama yani burada üretilen bir müzik varsa, çekilen bir görüntü varsa bunun bir telifi ödenmelidir. Bütün dünyada bu böyle olur. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınsın diyoruz. İnşallah mesela tanındığımız gün Microsoft bu ülkeye gelip bir merhaba, ben Microsoft, yıllardır işte kaçak olarak benim programlarımı kullanıyorsunuz. Tanındınız şimdi, hoş geldiniz falan. Geriye dönükten hesaplaşalım. Olabilir. Yani bunu Steinberg de yapabilir, Logic Audio da yapabilir. Birçok elektronik, dijital programlar kullanıyoruz. Bunların mesela crack veya olmaması, tabii herkes kullanıyor anlamında söylemiyorum. Yani bu mesela Türkiye'de büyük bir sıkıntıydı yıllar önce. Microsoft ondan sonra Türkiye'ye geldi, oturdular. Tüm devlet dairelerinde çok cüzi bir miktara her şeyi legalleştirdiler. Microsoft'un da işine geldi bu. Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda büyük bir sorumluluk aldıydı. O dönem çok hoşuma giden bir proje olduydu. Böyle 10 TL, 12 TL bilgisayar başı her şeyi legalleştirdilerdi ve hiç crack program kalmadıydı. Devletin içinde ama tabii bu 10 doların hepsini bir araya getirdiğinde tam müthiş rakam bir, nedir bilmiyorum. Müthiş bir bütçe. Ciddi bir bütçe ve ciddi bir rakam çıktı. Ama devlet olmanın da verdiği meziyet bu. Yani eğer bir kural, bir kanun koyacaksam eğer önce o kurala ve kanuna ben uymam lazım. Ya biz hep dünyalı olmak istiyoruz. Tanınalım, dünyalı olalım. Ya öyle olalım ya böyle olalım vesaire vesaire ama dünyalının hakkını burada koruyoruz. Bir de bu çok önemli bir soru. Sanki şu andaki konjonktür çok daha işimize gelir gibi geliyor bana. Yani hem devlet yapısı olarak hem de sektör olarak da hani bu var olduğumuz, içinde olduğumuz sistem işimize geliyor sanki. Yani herkesin değil. Çok çok cüzi bir kesim. Bazı konuştuğumuz isimler var. Burada o insanları çok mutsuz eden şeyler oldu. Ben bunu birebir gözümle gördüm. Haksız bir şekilde. Çok çok mutsuz ama. Yani bunu inşallah insanlar, ben şimdi bunu söylerken empati kurabilecek yetenekleri vardır ve bir dururlar. Çok mutsuz. Yani hayatın boyunca bir şeyin peşinden koşasın, uğraşasın ve hiç değer görmesin. Sıkıntı tabii ki. Bu insanı öyle bir üzer ki isterse istediğini yap, bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bununla çatışmak zaten sanatın veya kültürün dışında. Bu zihniyet inan. Çünkü ülkede böyle bir bilinç yoktur. Yani fikir ve sanat eserleri yasan yok senin. Telif hakkı ile ilgili aslında geniş. Telif ile ilgili bir uygulaman yok. Bir sektörün yok. İsteyen istediğini alır yapar. Notlarında aldım 1911 yılında galiba. İngiliz bir telif hakkı sömürgesinden kalma. Evet. Kalan 95-96 yanılmıyorsam revize edildi. Evet, doğru. Sonra ucu bırakıldı. Ya zaten bir iki sayfalık bir uygulamaydı telif hakkıyla ilgili. Düzgün düzenlenen bir yasa değildi. Ondan sonra aslında özel televizyonlar çerçevesinde işte bu kamu ve özel radyo ve televizyonlar kuruluş ve yayınlar yasası yapıldı. Bu yasa kapsamında telife 38. ve 45. maddedir. Yanılmıyorsam 38 ve 45. maddenin altında bir tüzük yapıldı. Bu tüzükte Yayın Yüksek Kurulu telif ve yapımcı haklarını korumada esas ve usuller tüzüğü vesaire. Ancak meslek birlikleri yok, kooperatifler yok. Bunu kim takip eder? Hangi müzikler nerede çalar, nasıl takip eder? Sektörün yok. Sektör olmayınca yani özel televizyonların da gelirleri nereden, nasıl gelir? Bu da konuşulmalı. Şey olarak değil yani, eleştirisel değil. Özel televizyonları da yürütmek zor tabii ülkede. Ki. Çünkü sponsorluk yasan gelişmedi. Şimdi tabii sponsorluk yasasını geliştirmen lazım ki insanları teşvik edesin. İşte büyük iş adamlar. Bu futbolda en fazla yaşadığımız sıkıntı. Spordan paralel bir yani sıkıntıdır. Sponsorluk tabii yasasının olmayışı hani spor kulüplerinde sıkıntıya düşmesine. Tabii çünkü geliştiremiyor. Adam şimdi
nedir, hediyelik dağıtırmış gibi. Bir de onun sorumluluğu var yani. Yok, sen yasayı getirirsen bu sefer dönüp sana ben işte sana 10 milyar verdim bu projeye, onun için benim istediğimi yapacağını da diyemez. Evet. Sen bana 10 milyar verdin ama bunu düşüyorsun sen bunun yıllık verginden. Hani şimdi tabii sıkıntı, bütçe olarak sıkıntılıyız, onun için bunun bir vergi kotası konabilir belki. Denebilir ki işte şirket geliri bu kadar bu kadar olan bir şirketin yüzde bu kadarı sponsorluk yapabilir kültüre, sanata, spora vesaire. Demiyorum burada başlayalım maliye yalancılık yapılsın ülkede de işte. Ben 500 milyar sponsor oldum bu sene, onun için işte 10 milyar vergi yatırıyorum. Öyle bir durum yok. Ama bunda bir denetim mekanizması oluşması lazım. Yani önce bir bilinç olması lazım. Kesinlikle en önce bilinç olması lazım. Ve en başta söylediğime gelir. Siyasi erk yani böyle her gelen bakanın sihirli bir değnek muhabbeti de çıktı geçenlerde. Hoşuma gitti. Herkesin sihirli bir değneğiyle bir şeyleri değiştirebileceği meclis iradesiyle onaylanır bütçeler. Bunu hatırlatalım. Yani meclisteki 50 tane milletvekilinin temsilciliğiyle onaylanır bütçeler. Bütçeler siyasi, o günkü siyasi erke göre değil. Bunun için diyorum ben hep. Ama onlar da kültür ve sanatta. Onlar da genelde kağıt üstünde onaylanır. Yani yazdığı ya, bütçe... Yani aldığın bütçeyi içeride kullanabiliyorsun. Ha, yazdığın bütçeyi alman. O yani ayrı yoktur bir yani içeride. Tabii tabii. Kültür dairesinde ben bu sene hatırlarım. Ben bir çalışma yaptım. 9 milyonun üstünde bütçe hazırladım, gönderdim falan. Birazcık güldüler bana. Hiç ciddiye almadılar beni. Var olan bütçe 3-800'dür. Yani. Ama çağdaş bir sanat müzesi oluşturmaktan bahsediyoruz ülkemizde. Eser almak için bütçe ihtiyacın var. Bugün Ümit İnatçı'nın bir eseri yurt dışında 15 bin euroya satılıyor. Hı hı. Burada gidiyoruz, yalvarıyoruz Ümit İnatçı'ya. Ya Sayın İnatçı, Sayın İnatçı. Yani bir tane verin de devletin koyalım. O da iyi niyetinden verir koyar ama bu demek değildir ki 1500 TL'dir bir eser, yağlı boya eser veya herhangi bir eser. Özür dilerim, böyle kapsama koymayayım. O eserin bedeli odur demek değildir. Orada bizim sanatçılarımız devletimize her zaman mütevazi davranıyor. İyi niyetlerinden. Hı hı. Ve bunda bir sıkıntı yok. Ama iyi bu derecede bir verebileceğim birçok örnek daha vardır. Ama bu derecedeki insanların yurt dışında eserleri 15 bin euroya satılıyor. Eserin bütçen yok. Çağdaş Sanat Müzesi oluşturacaksın. Ne yapacaksın? Herkes, eser olman lazım. Herkes bir iyilik yapacak. Ya sanatçılar batıyor memlekette, ne iyiliği. Millet nasıl geçinecek? Niçin iyilik yapsın ki zaten? Hı hı. İşte biz Kıbrıs Türkleri bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ya da Kıbrızlılar, bir aile kavramlar var bugünlerde. Ben çok takılmam ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için işte herkes bir efor koysun. Niçin koysun be abi? Yani bana bunu lütfen yani anladın. Bu amatör ruhtan bir çıkmak lazım. Kesinlikle. Yani artık bir profesyonellik. Yani adam İtalya'ya gider, ayakta karşılanır. Diğeri Türkiye'ye gider, ayakta karşılanır. Almanya'ya gider, ayakta karşılanır. Burada bize da gelince bir iyilik yapın falan yani. Hı-hı. Neden yapmak sorumluluğu olsun ki? Burada bu coğrafyada yaşarız diye. Nasıl sanatçı evrenseldir? Bir de bugünlerde böyle şey, yerli sanatçımız. Evet, yok ki. Kötü bir kavram. Evrenseldir sanat, sanat evrenseldir. Dünyalısın sen önce. Ondan sonra bir yere ait hissedersen hisseden kendini ama sanatçı dünyalıdır. Ben birçok sanatçı biliyorum bizim ülkemizde birçok alandan. Plastik sanatlar, resim, müzik, yazar, yazın sanatı ayakta karşılanırlar yurt dışında. Bu ülkede kimse suratlarına bile bakmıyor. Bakanlık proje yapıp geziyor herkes. Çünkü bir koordinasyon kurulu oluşturamadık. Bir fikir ve sanat eserleri kanunlarını hızlandıramadık. Ne aşamadık abi o? Yasayı bitirdik. Başbakan yardımcılığında özellikle oradaki avukat arkadaşlarımızın eforlarıyla, Türkiye'deki meslek birliklerinin eforlarıyla. Çünkü biz tanınmıyoruz. Hı-hı. Türkiye üstünden belki bunu yapabiliriz diye. Orada bir koordinasyon var mı? Yani Türkiye'deki... Bir koordinasyon biz başlattık. Görüşüyoruz, toplantılar yapıyoruz. Yasa bitmiş durumdadır. 51 maddelik, sağlam ayrı bir, bir ayrı çocuğumuz var. Bir şey olarak, 51 yasa olarak. Ayrı bir yasa olarak. Fikir ve sanat eserleri yasası olarak yeni bir yasa hazırladık. Hı-hı. Tabii kamu ve özel radyo ve televizyonları kuruluş yayınları yasasının altında değil değiştirilmesi gereken şeyler var. Elde edilen gelirler. Bu da galiba anayasal bir değişiklik gideceği gerektirecek bir durum. Yok, anayasal istemez ama yasa değişikliği isteyecek. Hı-hı. Ancak buradaki siyasi irade artık önemlidir. Çünkü bu yasa çok geniş kapsamlı bir yasadır. Takdir edebilirsiniz.
sanat eseri dediğinde birçok şey girer devreye. Bunun yani fonetik birçok konu girer ve çok geniş kapsamlı bir şeydir. Çok ince copyright law yani telif hakkı, telif hukuku ülkemizde de gelişmiş bir şey değildir. Özel sektörde. Yoktur çok patent yapan, telif yapan. Bunun için yani hukuki bir sistemin içinde de bir uzmanlık yaratmanız gerekir. Normalde dış ülkelerde böyledir. Bu davaya gittiğinde kim değerlendirecek telifi? Tabii ki. So bunu da yavaş yavaş alt yapısını oluşturmak. Yani hukuk mahkemesinde değil tabii, de tabii. Telif hakları ayrı bir hukuk ayrı bir mahkeme, tabii lazım. Ayrı bir uzmanlık alanıdır. Kim savunacak vesaire vesaire. Çok geniş kapsamlı bir konudur. Ancak başlangıç yapılması gerekir. Bundan ilk bahseden kişi ben değilim. Girdiğimde bir kültür sanat danışma kurulu vardır. Başbakan yardımcılığı şu an işte kültürden sorumlu bakanın altındaki kültür dairesi bazında. Burada büyüklerimiz de var. Ben çok yazışmalarda gördüm yani bu fikirler Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 10 yıl önce de bu konuyu söyleyenler vardı. 15 yıl önce de söyleyen vardı. İlk ben değilim bu konuyu açan. Ama yasayı tam anlamıyla geniş kapsamlı işte Almanya'dan, Portekiz'den örnekler alarak, Romanya'dan örnekler alarak düzgün bir şekilde oturduk ve yazdık. Hukukçulardan çok destek aldık. Bunu hazırlamış durumdayız. Artık bunu savcılık merkezi mevzuat görüşlerinin alınması için, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması için, saygıdeğer daire müdürlerinin görüşlerinin alınması için, işte bir kültür dairesi, devlet tiyatroları, onlar da senaryolar, onların da ciddi sıkıntılar var. Mesela en büyük hani şu gelecek bu kanunla, bu yasa maddesiyle ya da yasayla şu an yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi bu bitecek dediğimiz hangisi var mesela? Yani bitmeyecek ama başlangıç olacak. Yani ya hani bitecek derken yani gelir elde edebilecek. Buydu mesela. Müzisyenler gelir elde edebilecek. Senin eserin kayıt altına alınabilecek. Bugün Amerika'da, İngiltere'de, Portekiz'de bile herhangi biri senin eserini çalarsa radyoda bedelini o automated bir sisteme düşer. O automated sistemin içinden ilgili meslek birliklerine düşer. Meslek birliklerinin aldığı yüzdelik bellidir. Bütün dünyada belirlenmiştir. Özel anlaşmalar da yapılır. İşte yorumcular birliğine bağlantılı da bazı konular vardır. Ya artık hiç kimse Kıbrıs Türk'ünün müziğini çalmayacak. Onu da beklerim ben Ani'de. Böyle herkes der ya biz destek oluruz çok severiz. Ama hiç kimse para vermez yani telife. Hiç kimse ödemiyor. Devletin de bunu ödemesi için ilgili kalemleri çok kötü. Zaten meclis iradesinden buradan bahsediyor. Yani o yıl sonu bütçe oylaması geldiğinde de oylamanıza sunuyorum onaylayanlar dediğimizde içeriye bir bakalım. Yani siz gerçekten bugün bir yazarın kitabının bir şeyini kullandığınızda ödeyecek parası yok ki ilgili kalem yok. İlgili kalem o kadar düşüktür ki bir şey yok. Devlet tiyatrolarının yurt dışına gitmesi için ilgili kalem yok. Mesela zaten kalem yok. Tiyatro salonumuz yok. O tiyatro binası yok. Başka bir tiyatro zaten. O tam bambaşka bir konu. Yani bu konuları konuşmaya başladığımızda bu artık bir giriş olsun bu program. Ama görüşmek ve konuşmak isteyen varsa, örgütlenmek, bir şey paylaşmak isteyen varsa Facebook üstünden, Twitter üstünden ben bu önümdeki süreci artık bu işlere adamış bir kişiyim. Bu işlerin peşine düşeceğim. Birkaç yılımı da vermeye niyetliyim. Ne kadar güzel. Artık bu yasaların geliştirilmesi, bu tüzüklerin geliştirilmesi zamanında bu eforu koyan insanlara olan saygı da onu da belirtmek isterim. Tek ve ilk yapan biz değiliz. Daha önce bunları yapanlar oldu. Ama artık buradaki sanatçıların da eski yeni fark etmez. Böyle bir sallanıp kendilerine gelmeleri lazım. Örgütlenme şarttır. Bugün görüyoruz ki örgütlenmeyen hiç kimse istediğini alamıyor. Burada sabit böyle bitireyim artık. Sabit ve basit bir zemin oluşturup ortak paydaşlar, basit ortak paydaşlarda sanatın, sanatçının hakkı, işte kültürün ne noktada olması gerektiğine dair. Ve önemli aslında çıkması. Mesela, örgütlenme şart ama artık. Yani Bob Marley örneği var. Yani, tabii. Tek başına bir ülkeyi tanıtan. Tabii Eric Clapton dünyanın, var. Eric Clapton var. Ya bunların feyiz alınıp ya Eiffel yani, Kulesi var ya Eiffel dersin. Yani, işte herkes Paris falan der. Amerika'nın verdiği hediye. Evet. Yani orada bile üretilmedi. Ya bunlar Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek bunlar yok. Bunlar hep sanatın getirdiği yan etkiler. Bugün Frida Kahlo dersin Meksika. Mesela çok enteresan çok şey bir şeydir. Walt Disney'in kullandığı sembol
Sen Filaryon. Yani ben hiçbir broşürde, hiçbir tanıtım broşüründe rastlamadım. Bunu da kayıt altına almadık. Bunu da kayıt altına almak için ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Bu da somut olmayan kültürel bir mirassa. Bunu da bizim hemen teşkillendirmemiz. Belki de ettirmişlerdir. Yani ben bilgisiz bir konuşma yapmış da olabilirim şu an. Belki ama kullanamamak için bir sebep var yine ortada. Ortada kaldırılmamış bir sorun var yani. Ben Walt Disney'le ilgili bir arkadaşlarımız çalışma yaptı. Bu sene şovu buraya getirmeye çalıştılar. Hatırlıyorsun. Hı-hı. Yardımcı olmak için Eğitim Bakanlığı'na da ben geldim gittim görüştüm. Hı-hı. Ya insanlar perişan oldular ya. Gerçekten perişan oldular yani. Siz de burada diyorsunuz ki işte Walt Disney Centillarion'du falan. Yani bizim bilinci de yerine getirmek durumundayız. Bizde de hatalar var. Şahsım için konuşuyorum. Hı hı. Yani benim de yaptığım yanlışlar var. Ama ortak paydaşlarla buluşmak lazım. Ama yanlışı da doğruyu bulmak için yapıyoruz en azından. Yani bir çalışma, bir efor sarf ediyoruz. Yanlışları da doğruyu bulmak için bunu kabullenmek lazım. Bu bilinci geliştirmek lazım aslında. Yapacağımız her yanlış bizi doğruya götürsün diye yapıyoruz. Burada katılımcılık, burada herkesin fikrinin ortaya konması ve her fikrin çok değerli olduğu noktasındaki hem fikrimizi, irademizi ortaya koymamız çok önemli. Ve artık çağ değişti. 2015 yılındayız. Ben hatırlıyorum 2000'li yıllar, milenyum geliyor falan diye konuştuğumuzda bambaşka bir dünyaya uyanacağım herhalde falan diye düşünüyorum. Hayır, devam ediyor. Mütevazı bu bilincin olmak, değişmesi lazım. Mütevazı da olmak. Evet, yani sadece senelerin, rakamların değişmesi değil, insanların kafa yapılarının değiştiğinin farkına varmamız gerektiği noktasında hemfikir olmamız lazım. Kesinlikle. Eski siyasetlerin, eski politikaların artık bugün doğruyu bulmadığı yani ya da gerçek anlamda insanları kavrayamadığı noktasında olduğunu fark edip bir değişim, artık değişimi açmak lazım. Yani onlar da bize lazım. Yol göstermesi lazım. Bu da eskileri. Ben şunu iddia ediyorum. Gelecek nesilden çok ama çok umutluyum. Gelecek olan çocuklarımız, onların işte bir nesil daha büyükleri. Biz belki bir yol açacağız bu noktada. Belki bir iki basamak koyacağız ama geriyi tıkır tıkır onlar inşa edecekler. Eminim bundan. Yani programın sonuna geldik ama bugün John Lennon'ın bir eşidi bugün bu dünyada yoktur. Onun için ne kadar ümitli olduğumu bilmem. Hayır, yani John Lennon'ların sanat kapsamından bahsediyorum. Evet, yani eskiden sanatçıların verdiği bir mesaj vardı, bir duygusal zeka vardı, bir şey vardı. Bugün farklı birazcık. Kesinlikle. Özellikle müzik alanında. Onun için bence bu gelişen gençliği de çok pozitif bir şekilde etkilemiyor. Bu dijitalleşmeyi de ben destekliyorum. İletişim çoğalsın diye yapılmış bir şeydir ama. Koltuğumuzda oturup şişmanlamamız için yapılmış bir şey değildir. Bu çok ayrı bir konu. Onu da kullanma. Yani çok. Böyle yani bir kitap okunsun, yazarlarımız araştırılsın. Bir de konuşmadan araştırma yapalım. Yani bir mütevazi olalım, herkese aynen saygılı olalım. Aynen. Ne konuştuğumuzu bilelim. Yani kaba tabiriyle ya da kaba değil aslında tam tabiriyle haddimizi bilerek. Terleyerek. Ama terleyerek, terlemeden, korkmadan. Aynen, dediğim doğruyu bulalım. Yani. Terleyerek yapalım bu işi. Yani böyle herkes hakkını versin niyetim aynen budur. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ olun. Terlemekten korkma. Exudar'ın böyle bir güzel bir deo spreyi vermek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ rica ederim. Terlemekten korkmayalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar geliriz. Çok keyif aldım. Tekrar konuşuruz. Kesinlikle. Bu bir başlangıç olsun. Hı-hı. Şu anda fikir ve sanat eserleri yasası umarım yakında meclise gider. Bu da oylanır ve kabul edilir. Oyalanır dedi ama inşallah oyalanmaz. İşte çünkü hep oyalanır. Yani ilk kaldık. Defa ben yapmadım bu işi. Çok defa gönderildi ve komitelerde görüşülmeden çıktı. Çünkü oradaki onlar da kendilerine göre belki haklıdırlar. İşte eğitimine ilgili, hastanelerine ilgili bir aile sorun varken şimdi sanatına mı uğraşacağım der. Ama o bir taraftan ama da siz Bob Marley dediniz ve kesinlikle, orada bitti. Yeter yani. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldin. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Doğru yoldayız. Devam et yürümeye, çalışmaya. Bakalım. Terlemeden devam et. Korkmadan devam et. Teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim haftaya yeniden buluşmak üzere. Çok keyifli bir program gerçekleştirdik. Yüreğine, beynine, kalbine sağlık diyorum. Böyle insanlara, böyle değerlere bizim çok ihtiyacımız var. Korkmadan yürümek lazım sorunların üzerine. Ancak böyle
aşılabilir bütün sorunlar. Ben yüreğinizi sevgiye kapalı tutmayın diyorum. Haftaya yeniden görüşmek ümidiyle iyi akşamlar diliyorum.